Selam, ben Davut'tan. Dostlar, kısa sohbetime geçmeden önce geçtiğimiz günlerde İzmir'de meydana gelen depremle alakalı olarak başsağlığı dilemek istiyorum. Başta İzmirliler olmak üzere tüm ulusumuzun başı sağ olsun. Büyük büyük geçmiş olsun. Bu gibi kriz anlarında hep klişe laflar söylenir. Ben de klişe laflar söylemek istemiyorum ama şunu da izninizle açıklamak istiyorum. Çünkü son birkaç gündür özellikle sosyal medyada bu gibi nasıl söyleyeyim çok büyük üzüntü veren, acı yaşatan böyle kriz anlarında insanların acısı üzerinden partizanlık yapan ya da kendi ideolojisine puan kazandırmak için bunu fırsat bilen insanları gördüm ben. Yani sanki bu gibi durumlarda kurtlar sofrası anlayışıyla safariye çıkan ne bileyim işte ceylan avlamaya çalışan canavarlar misali bunu fırsat bilerek bir şeyler yapmaya çalışan insanları gördüm. Bu beni çok üzdü. Yani koca koca insanlar, kadın da erkek de hiç fark etmiyor. Kendi partisinin reklamını yapmak için mevcut iktidarı savunsun savunmasın, muhalefet konumunda olsun ya da olmasın. Çünkü her iki tarafta da gördüm ben. Gerçekten çok yazık. Hani eskiden yaşı 40-50 olanlar bilirler, 90'lı yıllarda özellikle. Şehitler üzerinden çok fazla şeylik yapılırdı, particilik yapılırdı. Mevcut iktidar veya muhalefet konumundaki partiler, şehitlerin o ve şehit ailelerinin o acıları üzerinden gerçekten çok çirkin partizanlık yaparlardı. Bu harbiden çok üzerdi bizi millet olarak. Muhtemelen hepimiz üzülüyorduk. Bu gibi felaketlerde de bunu fırsat bilerek kendi savunmuş olduğum partisine veya dünya görüşüne, ideolojisine puan kazandırmak için bu tarz şeylerin yapıldığını gördüm ben. Bu eleştiriden bahsetmiyorum dostlar. Yani bu eleştiri değil dostlar. Bu gerçekten büyük bir ahlaksızlık diyeceğim ben izninizle. Çünkü gerçekten çok rahatsız oldum. Yani belirli bir kişiyi kastetmiyorum. İnanın belirli bir kişiyi kastetmiyorum. Ama son 5-6 gündür özellikle yani insanlar orada acı içerisinde, o apartmanların içerisinde yani insanlar büyük acı içerisinde can verdi, kurtarılmayı bekliyor. O bebişlerin durumunu gördünüz. Yani insan izleyemiyor üzüntüsünden. Dehşet anlar. O dehşet yaşayan insanların o acısı üzerinden böyle partizanlık yapmak ne derece ahlakidir? Bunun şeyini cevabını sizlere bırakmak istiyorum. Çok fazla konuşmak istemiyorum. Tekrardan başımız sağ olsun. Büyük geçmiş olsun. Şimdi dostlar neden böyle bir video paylaşımı yaptık? Aslında bu videonun konusuyla alakalı ben zaman zaman bazı videolarımda bir şeyler söylüyorum. Hatta bundan önceki videolarımda silmiş olduğum videolarımda da benzer konuları ihtiva eden video paylaşımlar yapmıştım hatırlıyorum. Hani zaman zaman diyoruz ya işte Hatice'ye değil neticeye bakalım hesabım. İnsanlar bizim gibi düşünmeyebilir, bizim gibi inanmayabilir, bizim değer yargılarımızı savunmayabilir. Bu çok doğaldır. Hatta biz dahi hayatımızın süreci içerisinde yani önceki hayatımızda başka bir felsefeyi savunurken sonraki dönemimizde başka bir felsefeyi yani başka bir dünya görüşünü savunabiliriz. Bugün herhangi bir A ideolojisinin bayraktarlığını yaparken 3-5 yıl sonra elim kırılsaydı da o ideolojinin bayraktarlığını yapmasaymışım ben ne kadar akılsız bir insanmışım diyebiliyoruz dostlar. Bu hepimizin başından geçebilecek olan ihtimal dahilinde olan şeyler, unsurlardır. Çok da doğal şeylerdir dostlar. Çünkü insanız, etkilenebiliyoruz, etkileyebiliyoruz, manipüle olabiliyoruz. Bize hoş gelen şeyler yarın nahoş konuma gelebiliyor. Bugün sevdiğimiz şeyler yarın nefret ettiğimiz şeyler durumuna gelebiliyor. Bugün tercih ettiğimiz şeyler yarın kesinlikle yüzüne bile bakmayacağımız şeyler durumuna gelebiliyor. Bu hepimize malumudur. Peki neden bugünlerde böyle bir video çekimi yaptın Davut Bey? Ya dün müydü, önceki gün müydü? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu başkanlık seçimiyle alakalı ulusal bir kanalda. Normalde çok fazla televizyon izlemem dostlar. İsim vermeyeyim. Aslında birçok kanalda şahit oldum ben de. Özellikle o kanallarda koca koca insanlar sadece Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o başkanlık seçiminde Trump mı işte seçilecek, diğer zat mı seçilecek konusuyla alakalı saatlerce kavga ettiler.
Yani oturduğum yerden dedim ki ben birkaç saat bakmak zorunda kaldım. Ya ayıp dedim ya. Yani okyanus ötesinden Amerika'da bir başkanlık seçimi yapılıyor. Siz birden kavga ediyorsunuz. Yani bu konuda bile anlaşamıyorsunuz. Sonra şöyle bir düşündüm. Hani ayrıntıya girmek istemiyorum. Bazı arkadaşlar da şunu diyebilir de ya da oturacağım onlar hikaye. Onlar danışıklı dövüş falan diyebilirsiniz. İnsan aklına da gelmiyor değil. Ben işi o boyuta taşımak istemiyorum. Olabilir, olmayabilir. Gerçekten öyle düşünülebilir ama harbiden ben öyle yorum yapmıyorum. Yani bunu beyan ettiğimde zannedilmesin. Ama o beyefendilerin, hanımefendilerin bu şekilde birbirlerini kırarak kavga etmeleri ve karşı tarafı neredeyse bilgisi, cahil, işte vizyonu dar ya da ne bileyim belirli bir tarafın işte tellallığını yapan, dahiliğini, misyonerliğini yapan kişi ya da birilerini beslemesi gibilerinden böyle beyanatlarla, vurgularla karşı tarafı suçlayıcı ifadelere yer vererek hatta abartmıyorum, neredeyse aşağılayarak eleştiri yapmaları sonucunda dedim ki kendi kendime, ya dedim işte insanlar bu kadar bizi ilgilendirmeyen demeyeceğim. Tabii ki de ilgilendiriyor. Amerika gibi yani küresel bir güçteki bir başkanlık seçiminin tabii ki de dünyaya yönelik bir yansıması, özellikle Türkiye'ye bu bölgeye yönelik yansıması mutlaka olacaktır ama birebir de ilgilendirmiyor. Biz de ilgisiz kalalım anlamında değil olsa yanlış anlamayın. Ben burada sadede geleceğim şimdi. Hani dedim ya bu videoyu ben neden çektim? Özellikle bugünlerde neden çekiyorum ve yüklüyorum YouTube kanalımda? Onu açıklamaya çalışıyoruz. Dedim ki kendi kendime, ya dedim hani ne derler, filler tepişir, çimenler ezilir mi derler, bir laf vardır ya. Bizim bu ülkemizdeki gazetecilerin durumu da, habercilerin durumu da biraz buna benzedi. Gerçi kavga edenlerin bazıları profesör, doçent, akademisyen, düşünür, yazar vesaire entelektüel açıdan şeyleri, çıtaları bayağı yüce insanlar. Kitaplarını okuduğumuz, makalelerini okuduğumuz, saygı duyduğumuz insanlar. Koca koca insanlar, akil dediğimiz insanlar en azından. Şimdi ya dedim bu insanlar bu konuda dahi mutabakata varamıyorlar ve kavga ediyorlar. Karşı tarafın bu gibi basit konularda dahi çok büyük dalalet içerisinde olduğunu düşünüyorlar. Hatta neredeyse belki de fırsat bulsa dövecek ya da boğacak. Yani bu kadar sinirleniyorlar. İster istemez ben de dedim ki ya dedim bu da şey olsun. Sebep olsun, bardağı taşıran son damla olsun. Ben de dedim işte arkadaşlarla uzunca bir zamandır da şey yapmıyoruz, video yapmıyoruz. Hani depremde devreye girince biraz yaz günüdür falan 3-5 günde o şekilde tehir ettik. Şimdi fırsat varken şey yapalım inşallah arkadaşlarla. Şu an sohbetimizin konusu olan bu konuyla alakalı bir şeyler söyleyelim. Yani demem o ki bu videoyu bugünlerde paylaşmamın sebebi o televizyon kanallarında izlemiş olduğum Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimiyle alakalı bu büyük büyük akil insanların kavgası neden oldu dostlar. Onlara borçluyuz. Bilmiyorum teşekkürü hak ederler mi? Şimdi dostlar malumunuz insanlar hangi coğrafyada yaşarsa yaşasın farklı kültürlere sahip olmaları bir tarafa, farklı vizyonlara sahip olmaları bir tarafa, çok farklı dine mensup olmaları bir tarafa, çok farklı ideolojilere sahip olmaları da bir tarafa. Aynı ideolojiyi savunan insanların bile yıl içerisinde, asır içerisinde ya da fertten ferde değişen çok farklı, çok farklı ve çok çok farklı yorumlara gittiklerini ve birbirlerini zaman zaman tekzip ettiklerini, yalanladıklarını, bazen de tasdik ettiklerini, doğruladıklarını biliyoruz. Yani çok farklı şeylere inanıyoruz, çok farklı şeyleri savunuyoruz. Bize saçma gelen şeyleri bazı insanlar savunabiliyorlar. Bizim inandığımız bazı değerler bazıları için çok saçma olabiliyor, akıl dışı olabiliyor gibi gibi. Bunun din ve dinsizlikle alakası olmakla beraber, yani din ve dinsizlikten bağımsız olaylarla da ilişkilendirebilirsiniz dostlar. Bu ne demek istediğimi anlamanız açısından. Şimdi lafı fazla uzatmadan, dinle alakalı biliyorsunuz dostlar, düşünün çok farklı dinler var, çok farklı dinlerin çok farklı yorumları var. Bu yorumlar güncelleniyor. Ne bileyim işte A dini var. A dini işte 100 yıl önce bu şekildeydi. 100 yıl sonra başka bir şekilde evrilmiş. İşte onu yorumlayan teologlar, din insanları, din adamlar her neyse ya da kendisini biraz yetiştiren
akıllı insanlar, araştırma yapan insanlar şu 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 sebeplerden ötürü dini çok farklı yorumlayabiliyor. Doğrusunu kendisinin tarafından dile getirildiğini söyleyebiliyor vesaire vesaire. Ve insanlar bunlara inanabiliyor dostlar. Lafı gevelemeden buraya getirmek istiyorum. Benim demeye çalıştığım Hatice'ye değil neticeye bakma mantığıyla size bir şey anlatmaya çalışıyorum. Yani zaman zaman şunu söyleriz ya, ya işte benim savunduğum bu ilke, din veya din değil, önemli değil. İşte en doğrusu budur deriz. Ama şunu hep ıskalarız. Karşımızda milyonlarca bizim gibi, benim gibi düşünmeyen insanlar var. Bir bakıyorsun adam Ordianus profesör. Adamın 3-4 konuda şeyi var, doktorası var. Dünyanın en prestijli üniversitelerinde adamın kürsüsü var. Gibi gibi. Yani bunu hep göz ardı ederiz. Bizim ise diyelim ki, yani bunun üniversite hocalığıyla pek ilgisi yok diyebilirsiniz ama bazı konular için öyle olabilir ama bazı mevzular için pek de öyle değil. Demeye çalıştım. Yani o konumdaki bir insan benim savunduğum dünya görüşünü saçma bulabiliyor. Savunmuyor. Saygısı var veya yok. Neden böyle? Yani neden ben böyle inanıyor iken karşıdaki insanlar o şekilde inanıyorlar? Değil mi? Diyelim ki ben de çok zekiyim, akıllıyım, araştırıyorum. Yüzlerce binlerce kitap okuduk. Birkaç üniversite bitirdik vesaire vesaire. Bir bakıyorsun karşıdaki insan da aynı konumda. Belki benden çok daha ileridir. Ya da ben ondan çok daha ileriyim. Ben neden onun gibi düşünmüyorum? Onun savunduğu ilkeleri biliyorum. Bana yanlış geliyor, saçma geliyor. Benim savunduğum ilkeler o kişiye veya kişilere saçma veya yanlış gelebiliyor. Şimdi diyebilirsiniz ki iyi de Davut Hocam herkes argümanı ve çıkınında olanı, torbada olanı boşaltsın. Boşaltılıyor zaten arkadaşlar. Bu yapılmıyor mu? Herkesin savunmuş olduğu ilkenin doğruluğuna dair öne sürmüş olduğu argüman kırıntılar var. Argüman kırıntısını geçtik. Bir kamyon argümanları var. Onu karşı taraf da biliyor. Diyor ki bunlar saçma. Sen beni dinle diyorsun. Sen argüman sunuyorsun. Bu sefer de karşı taraf diyor ki asıl seninkiler saçma, absürt. Bu böyle devam edip gidiyor. Ya bunu sadece dinle, yani dinler savaşıyla alakası yok. Şimdi dindarsın, savunuyorsun. Dinsiz olan arkadaşlar, insanlar diyor ki ya sen saçmalıyorsun. Bu sefer de sen ona laf çakıyorsun. Bu sefer de sen diyorsun ki dindar olarak dindar olmayan insanı sizler saçmalıyorsunuz ya da yanlış yoldasınız diyebiliyor değil mi dindarlar? Gibi gibi bu böyle devam ediyor. Herkes kendi çıkınında olan ve kanıt olduğuna kanaat getirdiği argüman kırıntılarını sunuyor dostlar. Bu konuda bir sıkıntı yok. Peki karşı taraf neden ikna olmuyor? Ya da bu taraf neden ikna oldu? Yani kendi hayatımızda da bunu örneklendirebiliriz. Diyelim ki 30-40 yaşına kadar dindardın. Neden işte dinden çıktın? Sebepler şu şu şu. O seni dinden çıkaran o unsurlar şuradaki kişileri neden çıkarmıyor? İşte kedisi ölmüş, dinden çıkmış. Adam çocuğunun kesilmiş başıyla beraber mezara koyuyor, yine dinden çıkmıyor. Gözünün önünde, yani söylemeye hayal edeceğim, bayan arkadaşlar izliyordur. Neler yaşanıyor? Yine dinden çıkmıyor. Değil mi? Yani bizi dinden çıkaran, bizi derken bir kısım insan dinden çıkaran unsurda neden başka insanları dinden çıkarmıyor? Bunu söylerken ben dinden çıkan arkadaşları yargılamak için söylemiyorum arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Burada zaten kimseyi yargılamıyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Sadece söylemeye çalıştığım neyi savunuyorsak savunalım. Çok farklı inançlara sahip olabiliriz. İddialara sahip olabiliriz. Çok garip gelen umdelerin savunucusu olabiliriz. Dünya görüşümüz birçok insana göre saçma gelebilir, absürt gelebilir, hurafe gelebilir. Karşı tarafı sadece anlamak için biraz empati yapmak lazım gelir diye düşünüyorum. Yoksa bir saattir söylemeye çalıştığım birilerine laf çakmak falan değil. Beni tanıyanlar tanırlar. Dindar olsun ya da olmasın insanları kesinlikle anlıyorum. Saygı duyuyorum, başım üstünde yerleri var. Benim kendi dünya görüşüm var, bir çizgim var. Hatalarımla beraber o çizgide yol almaya devam ediyoruz. Bakalım hakikatle karşılaşırsak, varsa öyle bir hakikat, ona da tahammül etmeye çalışıyoruz. En azından kendimi ona ayarlamaya çalışıyoruz. Belki de hakikat buradadır. Biz boş yere hakikat arıyoruz. Ya da hakikat o kadar basittir ki Allah senin boyunu posunu devirmesin. Senin için mi biz bu kadar mücadele ettik diyeceğiz. Bilemiyoruz tabii. Sır çünkü gerçekten bir sır, bilmiyoruz. Şimdi dostlar bazı örnekler üzerinden ne demek istediğimi vuzuha kavuşturmak isterim. Hani spesifik örnekler olsun. Hani dinle alakalı, dinsizlikle alakalı bir şeyler söyledik. Mesela düşünün dostlar Tanrı kavramıyla alakalı. Bir bakıyorsun bazı insanlar binlerce Tanrı'ya inanıyor, inanmış, hala inanıyor. Aynı Tanrı'ya inandığını söyleyen insanların bile aynı Tanrı'yla alakalı algıları, inançları çok farklı. Değil mi? Ya da insanın
kendi hayatı şeyi içerisinde, o zamanı içerisinde dahi o insanın Tanrı'ya karşı bakışı değişebiliyor gibi gibi. Bunun yanında ezoterik öğretiler, okültist öğretiler var. Bize saçma gelen o öğretileri savunan insanlar var. Hani tek tek girmek istemiyorum, lafı çok uzar. Hani bize o kadar saçma gelebiliyor ki adam inanıyor ona. İkna olmuş. İşte ben de diyorum ki Hatice'ye değil neticeye bak hesabı. Neden o insanlar ona ikna olmuşlar? Bir bakıyorsun adam akil insan. Geçmişi, geçmişte olan yüzlerce, binlerce yıl önce yaşanmış olan uygarlıklardan, toplumlardan bahsetmiyorum dostlar ama onlar da insan oldukları için onların da belirli bir akışı var değil mi? Onlara akılsız falan diyemeyiz. Kendi dönemler üzerinden gerçekten süper şeyler öğreten, bilim ve felsefe öğreten insanlar ve bir bakıyorsun gerçekten birbirinden çok çok farklı dünya görüşleri ortaya koymuşlar ve savunmuşlardır. Neden böyle? Neden beni ikna eden seni ikna etmiyor? Neden seni ikna eden şey beni ikna etmiyor? Neden senin argümanların bana çok basit geliyor? Benim argümanlar sana basit geliyor. Bunu demeye çalışıyorum. Bununla beraber düşün dostlar. Yani ateizmde, deizmde, agnostisizmde falandı filandı. Hani spesifik bazı örnekler de verelim. Sonra noktayı koyalım. Mesela falcılık. Birçoğumuz yani falcıya inanma, falsız kalma hesabı. O basit o kahve falı falan muhabbetlerinden bahsetmiyorum. Ya da o gazetelerdeki fal köşeleri, şundan bundan tarot falıydı, şunu bunu her neyse. Önemli değil ama ciddi ciddi fala inanan, çok ciddi, entelektüel açıdan gerçekten zirve olmuş insanların dahi fala inandıklarını görüyoruz. Hani birçoğumuz belki şunu düşünebilir, ya bari sen yapma. Ya bu kadar bilgili, kültürlü bir insan nasıl olur da böyle bir hurafe inanabilir diyerek o kimseyi eleştiriyoruzdur, eleştiririz de. Ama o kişi gerçekten inanıyor dostlar. Hatta o kadar inanıyor ki, yani gerçekten o kadar inanıyor ki ben şahidim, hayatını fala göre yön veriyor. İnanın, fala göre yön veriyor. Ve kendisini o kadar kaptırmış ki çok bilgili olmasına rağmen, ya üniversite hoca çok bilgili olmasına rağmen, sayısal düşünebilmesine rağmen, son derece rasyonel ve realist olmasına rağmen, hatta materyalizme yakın bir inanca sahip olmasına rağmen adam falan inanabiliyor dostlar. Olur yani, onun doğasıyla alakalı bir şey diyebiliriz ya da izah edemediğim bir nedenden ötürü o kişi inanıyor dostlar. Ateist olduğunu söyleyerek, yani bir tanrının veya herhangi bir tanrısal gücün varlığına inanmadığı halde cin melek tarzı varlıkların varlığına inanan insanlar biliyorum ben. Gerçekten bunu ben bizzat kendisi de yapmış olduğum sohbette bizzat kendisi söyledi. Bunları insanları yargılamak için söylemiyorum. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Yani karşıdaki insanı yargılamadan önce anlamaya çalışmak lazım. Empati yapmaya çalışmak lazım. Bazen gerçekten inançlarımızla alakalı izahta zorluk çekeriz dostlar. Hatta izah edemeyiz. İnandığımız ilkelerin mantıklı olup olmamasına bakmayız. İnanırız. Kaldı ki inanç budur zaten. Bazen inançlarımızı daha böyle rasyonel hale getirmek için çabalarız. Onu yani daha mantıklı bir kalıba oturtmaya çalışırız ama bunu yapmaya çalışırken de kusura bakma söylemek zorundayım. Bol bol saçmalarız. Bunu hepimiz yapıyoruz. Gerçekten yapıyoruz. Ama şu bir gerçek ki istediğin kadar rasyonel olduğunu düşün. Senin rasyonel olduğunu düşündüğün o ilkeleri bile hurafe addeden, rasyonel olduğunu savunan insanlar var dışarıda. Bunu demeye çalışıyorum. Yani bütün insanların ortak noktada buluşarak işte gerçek budur dedikleri böyle bir evrensel bir gerçek yok dostlar. Maddenin doğasına yönelik şimdi bir felsefe yapmak istemiyoruz. Olayın ontolojisine falan bahsetmek istemiyoruz. Konu o değil ama konu nedir dostlar? Çok farklı şeyleri savunabiliyoruz, inanabiliyoruz. Birbirimizi anlayalım. Hakaret etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden sadece anlamaya çalışalım. Bize yanlış geliyorsa onu da karşı tarafa sunarız. Ama sunduğumuz şeyler gerçekten argüman değil dostlar. Bunu bak kaç oldu tekrar ediyorum. Gerçekten argüman değil. Yani işte din haktır, İslam haktır. Aha da sana kanıt. Vallahi kanıt bunut değil. İşte İslam batıldır. Aha sana kanıt. Gerçekten kanıt değil. Bak bu da kanıt değil. Yani ötesi yok. Harbiden kanıt değil. Yani sen istediğin kadar rasyonel olduğunu düşün. Realist davranmaya çalış. Hatta bilimsel metodu kullandığını iddia et. Hatta kullan.
Ama bunlar senin hakikati dillendirdiğin anlamına gelmez. Bunu demeye çalışıyorum. Mesela dostlar, son yıllarda işte bu dünyacılar falan var. Sosyal medyada videolarda var. Görmüşsünüzdür. Ya adam öylesine inanıyor ki. Gerçekten öylesine inanıyor ki. Yani öyle tuhaf şeyler söylüyor. Bak tuhaf dedim. Tabii bize göre tuhaf. Yani bilimsellikle alakası yok. Yani anlatmaya gerek yok. Burada o arkadaşların kullanmış olduğu o argümanlara yer vererek zamanınızı almak istemiyorum. Sadece şunu demeye çalışıyorum. Bir bakıyorsun adam öylesine inanmış ki bize çok saçma gelen, hiç de bilimsel gelmeyen, absürt gelen, hatta fıkra konusu olacak olan o iddiaları savunabiliyor o insanlar arkadaşlar. Bunu demeye çalışıyorum. Peki bir insan nasıl bu hale gelebilir ki? Ama gelmiş işte. Mesela UFO'cular var dostlar. Adam öyle bir UFO inancına sahip olmuş ki artık UFO tapar hale gelmiş. Hani evrende işte yalnız mıyız? 93 milyar ışık yılı çapındaki bir bu acun içerisindeyiz. Bu konsept içerisinde tek canlı biz olamayız. Kabilinden bu şey laflarına girmek istemiyoruz. Yani vardır yoktur. Onlardan bahsetmiyoruz. Yani bilim insanlarının ağzıyla konuşmuyoruz. Adam öylesine inanıyor ki yani sosyal medyada var. Tek tek onlardan bahsetmek istemiyoruz. Yani olabilir, olmayabilir. Yani varsa da tabii ki de tanışmak isteriz. Özellikle dinlerini ben çok merak ederim. Teknolojilerini de merak ederiz tabii. Benim demeye çalıştığım dostlar, işi o raddeye, öyle bir raddeye getiriyorlar ki yani kaçırılma olayları bilmem otopsiydi, şuydu, buydu, bilmem cip takıldı, şuydu, buydu, böyle garip garip hikayeler falan. Demeye çalıştığım bir kısım insan öylesine kaptırmış ki kendisini UFO inancıyla, UFO'ların varlığıyla, yani evrende bizden başka akıllı varlıkların var olduğu ve bizim dünyamıza gelerek bizi ziyaret ettikleri ve bize de musallat olduklarına dair bu iddialara öylesine inanmış ki bir bakıyorsun adam üniversitelerde hocalık yapmış, kitaplar yazmış. Adam psikolog. Yani düşünebiliyor musunuz? Adam psikolog, psikoloji bölümünde okumuş, doktora yapmış, belki de şeyliği vardır, profesörlüğü vardır bilmiyorum. Bu konularla alakalı araştırmalar yapıyor. Sonucunda böyle bir bu varlıkların var olduğunu ve bize müdahale ettiklerine dair inanca kapılıyor ve bunu savunuyor. Hani birçok insana göre, birçok bilge insana göre saçma gelebiliyor bunlar. Hani kanıtın yok, şuradan buradan birileri yok kaçırılmış, yok mağaraya götürülmüş, yok orada ışık görmüş, cümbüş görmüş falan filan diyerek o insanı eleştirebiliyor. Burada o insanlar yargılamaktan ziyade dostlar bir insan buna inanabiliyor, bunu savunabiliyor. Bunu demeye çalışıyorum. Sonra bir bakıyorsun dostlar mesela cinlere, meleklere falan filan inanabiliyor. Onlar tarafından kaçırıldığına ya da onların kendisini uyardığına, kurtardığına falan inanabiliyor dostlar. Az önce dedim ya ateist olduğu halde o varlıkların varlığına inanan insanlar biliyoruz. Ya da benzer varlıkların varlığına inanabiliyor. İşte evrenin çok akıllı bir varlık olduğuna inanıyor ve hayat gibi komplike bir anomali meydana getirecek kadar akil bir varlık olduğuna inanabiliyor. Tanrı'nın varlığına inanmıyor. Bir bilim insanı tarafından laboratuvar koşulunda evrenin yaratıldığına inanan fizikçiler biliyoruz dostlar. Yani yok artık diyeceksiniz ama evet var artık. Gerçekten buna inanıyor. Tanrı'nın var olmuş olması muhaldir diyor ama bir bilim insanının, bir fizikçinin laboratuvar koşullarında evreni yaratabileceğini ballandıra ballandıra anlatıyor. Bunu savunuyor. Yani garip gelebilir ama bunu savunuyor. Bu fizikçi. Şimdi bunlarla dalga geçmek için söylemiyorum. Gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece neden bize saçma gelen, bize absürt gelen, bilimsel gelmeyen, hurafe olarak telakki edilen birçok şeyi karşıdaki insanlar savunuyorlar. Hani bunlara cevaplar verilir. Muhtemelen şimdi Sinan Canan hocamız olsaydı yani gülerek kendine has üslubuyla bir şeyler söylerdi. Tabii çok kişiyi ikna etmez bu. Ama kendisi bir beyin uzmanı, sinir bilimci olduğu için daha teknik şeyle, ağız ile konuşarak birçoğumuzu ikna edecek şeyler söylerdi. Ama sonuç olarak yine karşıdaki insanlar bazı sorular sorarlardı. Hocam bu tam bir cevap değil. Tabii ki de cevap değil. Hoca da muhtemelen bunu tasdiklerdi. Zaten benzer şeylerde, konuları ele alan şeylerde, videolarda hoca benzer şeyler söylüyor. Buradan yola çıkarak dostlar hani çok fazla spesifik örnek vererek şey yapabiliriz. Videomuzun
hacmini genişletebiliriz. Biliyorsunuz özellikle 2000'li yıllardan sonra bu reptilianlar, bilmem mavi kanlı olanlar, şunlar bunlar, Anunnakiler gibilerinden işte böyle Sümer medeniyeti, Sümer tanrıları şu bu işte uzaylılar geldi bizi yarattı falandı filandı şeylerine, iddialarına çok fazla kendini kaptırarak inanan insanları biliyoruz. Hani ben de o konular hakkında bayağı okumalar yaptığım için bayağı bayağı hatta bazı kitapları tanıttığımda bunlardan da bahsetmiştim. Hatırlarsınız dostlar. Kitap tanıtımı yapmış olduğum o videolarımda. Yani o konular hakkında da biraz bilgi sahibiyiz. Yani ezoterizm konusunda da araştırmalar yaptığımızdan biliyorum insanların ne kadar, nasıl söyleyelim, entelektüel açıdan çıtası çok yüksek olsa da bir kısmımıza çok saçma gelen bazı şeyleri savunduklarını biliyoruz. Biz bu videomuzda o insanları eleştirmiyoruz. Ne yapıyoruz? Anlamaya çalışıyoruz ve kavga etmeden, dışlamadan bir empati yaparak, yani hayatta bence büyük bir zenginliğe neden teşkil edecek olan geniş bir inanç yelpazesi oluşturduğumuzdan bahsediyorum ve bunun da normal olduğunu söylüyorum. Bize saçma gelebilir, geliyor. Herkes herkes gibi düşünmek zorunda değil. Mesela diğer bir örnek de olsa evrim konusu, dindar olsun ya da olmasın, bir kısım insan evrime inanıyor. Hani bilim camiasını ele alalım, normal bir biyoloji bilgisi, ilkokul seviyesinde biyoloji bilgisi olmayan insanın evrime inanıp inanmamasının bir mantığı yok dostlar. Bakıyorsun adam prestijli bir üniversitede, prestijli üniversite olması da gerekmiyor. Adam biyolog, adam biyolog, yani bu işin üstadı, üstelik profesör olmuş, hatta paleontolog, fosil bilimci, bir bakıyoruz evrime inanmıyor. İnancıyla çakışıyor veya çakışmıyor. Sadece evrime inanmayan, yani dindar olup da evrime inanan insanlar da var, ayrı bir şey, ama dindar olmayıp da evrime inanmayan bilge insanlar da var. Bunları biliyoruz, gerçekten biliyoruz. Sadece Türkiye'den bahsetmiyorum dostlar. Dünyanın değişik ülkelerinde, değişik üniversitelerinde bunu savunan, evrimin olmadığını savunan ya da evrimin olduğunu savunan biyologlar, bilge insanlar var. Bunu biliyoruz. Burada ne demek istedim ben? Yani evrimle alakalı konularda dahi ya da başka başka konularda dahi bilge insanlar dahi farklı şeyler savunabiliyorlar. Karşı tarafı yalanlayabiliyorlar ya da tasdik edebiliyorlar. Bunu demeye çalışıyorum. Demek ki burada bilinmesi gereken yapımızla alakalı bazı şeyler var. Bu konuları insan beyniyle alakalı, insan doğasıyla alakalı bir şeyleri bilmek lazım dostlar. Okumanız gereken bazı eserler olmalı diye düşünüyorum. Şimdi tavsiye etmeyeceğim ama bilen arkadaşlar biliyorlardır. Bu konuyla alakalı harbiden çok güzel eserler var. Okumanızı tavsiye ederiz. Şimdi dostlar başka işte medyumculuktu, hani dedim ya falcılıktı, ondan sonra yeni gelişen bu seküler dünyanın yeni getirileriyle alakalı, yeni böyle bilimsel anlayışlar, daha böyle felsefi anlayışlarla alakalı bazı oluşumlar da yok değil. Yani temelinde ezoterizm, okültistik tarzı böyle gizemci yapıları barındıran ve yani yapı malzemesi bunlardan teşkil eden yapılanmalar da var. Bir bakıyorsunuz, nasıl söyledim, tamamen böyle şuradan buradan alıntılarla, biraz işte Yahudilikten, Hristiyanlıktan, işte İslam'dan, materyalizmden, şuradan buradan ezoterizmden, hatta çok çok eski ulusların dinlerinden alıntılar yaparak böyle eklektik bir oluşum, din denir ya da denmez ayrı bir şey, onları böyle bir hamur yaparak paketler halinde insanlığa sunan oluşumlar da var dostlar, bunları biliyoruz. Lafı fazla uzatmayalım dostlar. Bu videomuzda söylemeye çalıştığımız, sizlere aktarmaya çalıştığım, birilerini eleştirmeden, yargılamadan, haddim değil zaten, hiçbir zaman yargılama yapmadığım kanaatindeyim. Neyi söylemeye çalıştık? Çok farklı ruhlara sahip, farklı doğaya sahip insanlarız bu konuyla alakalı. Çok zengin bir kültürümüz var. Asırlardır insanlık gerçekten, yani yüzlerce ciddi ansiklopedi bilgisi ihtiva edecek dinler, görüşler üretmişiz. Doğamızla alakalı bilmemiz gereken çok şeyler olduğu kanaatindeyim. Daha tam olarak her şeyi bilmiş değiliz. Sadece saygılı olalım. İnsanlar bizim gibi düşünmek zorunda değil. Bizim gibi nasıl söyleyelim, bizim savunduğumuz şeyleri savunmak zorunda değil. Bizim bayraktarlığını yaptığımız ideolojileri savunmak zorunda değil. Sevmediğimiz şeyleri sevmemek zorunda değil. Hal böyle olunca da dostlar biraz empati yaparak karşıdaki insanı
anlamaya çalışalım. Birazcık anlayış, birazcık sabır, tahammül.